Efendim, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Kardak krizine kadar birçok olayda görev aldılar. Son olarak da Karadeniz'deki mayınları imha ettiler. Sualtı savunma, kısa adıyla SAS komandolarından bahsediyorum. SAS komandoları oldukça zorlu bir eğitimle göreve başlıyor. İzleyelim. Saatlerce yüzebiliyor, sudan çıktıktan hemen sonra kilometrelerce koşabiliyorlar. Zorlu eğitimden geçen SAS komandoları denizde ve karada vatanı koruyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel ihtisas birliklerinden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar subay ve astsubaylar arasından seçiliyor. Yetenekli askerlerden oluşan birlik özel eğitimden geçiriliyor. SAS komandoları her türlü patlayıcı madde ve silahı etkisiz hale getirebiliyor. Amfibi harekatta denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklama konularındaki kabiliyetleriyle de dikkat çekiyorlar. Kurulduğundan bugüne Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan, Kardak krizine müdahale eden ve Hendek operasyonlarında yer alan SAS komandoları Rusya-Ukrayna savaşından gelen deniz mayınlarını da başarıyla imha etti. SAS komandoları Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı harekatlarıyla Pençe serisi operasyonlarına da katıldı.